Bugün bunu takip ettin sen değil mi? Evet, baktım bu konuya da. Ne olmuş peki? Bu candanlar ne, bu işin neresinde? Candanlar bu işin her tarafında. Öncelikle olarak onu söyleyeyim. Şimdi Hı. Furkan Bey güzel açıkladı. Burada da TMSF'nin araçlarını %40'a piyasadan daha düşüyor. %40 e, <laughs> TMSF düşüyor. TMSF'nin araçları TMSF'nin aracı değil. Karşı tarafa Hı. böyle bir şey söylüyor. TMSF'nin el Hı. koyduğu araçlar var. Yani mesela şöyle düşünün. Şimdi bu Polatların araçları el kolundu ya. Şimdi farz edelim ki böyle bir araç var. İşte Biz bunları TMSF'den yüzde 30'a, 40'a daha düşük fiyatları alıyoruz. Ama bunu herkese söylemiyoruz. Yani sen bizim şanslı arkadaş grubumuzdasın. Hani işte dedim işte doktor ha. zaten bu tarz böyle güvenilir kişiler. Biz diyor bu arabayı diyor satıyoruz diyor. Piyasanın yüzde otuz. Seni iyi hissettiren bir yanı tabi, Tabii tabi. Hani yani. sen de şanslısın diyor burada diyor. Çok tabii. yaratıcı bir senaryo var yani. Tabii tabii tabii. tabii, tabii. <laughs> Doğal olarak bu kişilerde hani bu sazan sarmalında. Daha çok Anadolu'dan insanlar. Şimdi Mesela bu dosyada işte Kars'ta görür. Sonra diyorlar ki hani gelin diyorlar hani buraya. Önce bir arabaları da görebilirsiniz. Arabalar da aslında kiralık arabalar. Yani bir araba gösteriyorlar. Yani kiralık böyle arabalar. İşte bunları gösteriyorlar. Sonra yine ikna etmek için kendilerini böyle hani saygın gösterebilmek için işte Nihan Can'dan onları da yanlarına alıyorlar. Bakın diyorlar hani bunlar da zaten fenomen diyorlar. Sosyal medya feni. bunlar da hep bir arası. Aslında... Orada baktığımız zaman Nihal Candan'ın da dosyada orada çete e, lideri olarak görülen kişinin e, erkek arkadaşı olduğunu görüyoruz. Uh -huh. Bu arada bu dosya için söylüyorum. E, çete liderinin de bir özelliği var. Geçmiş mesleğine. Ne? Polis. İhraç edilmiş bir polis. Öyle mi? Ha. Evet. ihraç edilmiş bir polisten bahsediyoruz. Şimdi zaten devlet de bunu ihraç ederken böyle hani e, kirli işlerinden dolayı. E, ihraç ediyor. O da tamamen bu işlere dönüyor. Ve piyasadan bunlar bu şekilde, bu yöntemle paralar toplamaya başlıyorlar. Bu rakam yani şu an 30 milyon üzerindeki bir paradan bahsediyoruz. Sadece bir kişiden 10 milyon lira bir para almışlar. Hani e, şanslı ya kişi, yani ucuza araba vereceğiz diye. E, parayı alıyorlar. Bu arabayı diyorlar ama şimdi değil. Hani TMSF'nin araba. Hemen üzerine geçiremiyorsun. Sen bize parayı ver. Bu senin daha sonra üzerine geçecek diyor. Parayı alıyorlar. Ondan sonrasında kayboluyorlar. Adam da benim anlayamadığım şimdi tamam bazı şeylerde ünlü insanları kullanmak <laughs> avantaj olabilir de e, ama bir üç kağıt varsa öyle değil mi? Yani ünlü bir insanı kullanmak ne kadar avantajdır? Onu bulmak şimdi, kolaydır. Şimdi aslında bunları da bulmak kolay. Yani zor değil. Mesele o değil. Mesele ilk başta o parayı almak, o parayı da sistemde farklı bir şekilde aktarma. Şimdi e, Bahar Candan'ın bir paylaşım vardı. Bir sabah diyor kalktım hesabıma diyor, 12 milyon lira para geldi diyor. Bunu kendisi paylaşıyor. Hesabına niçin 12 milyon lira gelsin? Kim kime bir sabah böyle uyandın 12 milyon lira gönderir? Ben annem gibi sorayım. Eski parayla mı? <laughs> 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 para ile. büyük olunca annem Ye öyle soruyor. Eski parayla, para mı, yeni yeni parayla. Para mı? Yeni parayla. Çete gönderiyor. Yani çetede parayı sanki 12 milyon lira o kadın hani kazanmışçasına onun hani böyle e sosyal medya fenomeni birçesine onun hesabına gönderiyor. O paraları böyle çekiyor. Paralar kayıp. Yani kadının böyle hani bak kasa olarak görülüyor. Hani kasaya para giriyor ama para ortada yok. Paranın çıkışı var ama para yok şu an. Bu ama sazan sarmalı değil bu baya bayağı örgütlü olarak nitelikli tabii. dolandırıcılık tabii. yani. Tabii. Tabii yani. Yani, Zaten... Aşığı, Siz, tabii. Zaten o sarmalın öyle mi? Tabii tabii. tabii, tabii. tabii. Direkt nitelikli dolandırıcılık. Hani tabii. ilk aşaması böyle baktığınız zaman hani bir sazan arıyorlar. O sazanı buluyorlar. Yani sen ucuz araba satacağız diyorlar. yüzde %30 %40 piyasanın altında. O da şey diyor ben bu arabayı alırsam diyor. satarım diyor. %30 %40 da ben de para kazanmış olurum diyor. Ama elindekinden. Evet. Peki.